Görüntü bunlar. Kolay değil yani. Arkası böyle zahmetli günlerce bizim için. Şimdi bu tepsimiz küçük olduğu için yarım kilo kıyma koyacağız. Yarım kilo kıymamızı koyduk. Evet, önce bir sizi tanıyalım tekrar. Evet, tamam. İsim neydi efendim? İsminiz ben ne? Sevim anne. Sevim anne. Ne zaman başladık boşnak böreği yapmaya? Boşnak böreği yapmaya. Ben çocukluktan beri simit fırınımız vardı. Anneme babama yardım ediyordum orada. Hamur işini çok seviyorum. Ondan sonra artık büyüdükten sonra da başladım börek yapmaya. Evde yapıyordum. Evde gelen misafirlerim çok beğeniyordu yaptığım böreği. Çok lezzetli oluyordu. Çok güzel diyorlardı. Tarif istiyorlardı. Ondan sonra işte başladım eşe dosta börek yapmaya. Talepler başladı. Eşe dosta yapmaya başladım. Ondan sonra da oğlum bir şube açtı kendisine. Ona başladım börek vermeye. Birkaç müşterim vardı. Onlara veriyordum. İşte ağızdan ağza yayıldı. Evde yapıyordum. Ondan sonra bir karar aldım. Dedim ufak bir atölye açayım kendim. İmalathane. 5-6 kişilik bir imalathane açtım. 6 sene tek... Evet. Hep kendim. Hep kendi emeğimle yaptım. Ondan sonra işte yavaş yavaş işim büyüdükçe ben elemanımı çoğaltıyorum. Yani 1-2-3 derken küçük imalathanemde 8 tane yanında çalışanım vardı. Ondan sonra 2 oğlum benim. Oğlum açınca bir tane bir şubemiz vardı. Oğlum açınca ona başladı. Ona da vermeye başladım. Ondan sonra karar aldık. Benim 2 oğlum Hilmi Rahmi ve 2 tane de yeğenim var. Örümcemin çocukları Faruk Fatih. Onlar da benim çocuklarım. Onlar dördü karar verdiler. İşimizi büyütmemi istediler. Anne işi büyütelim dediler. Öyle bir karar aldık. Şu an 80 metrekare içerisindeydik. Şu an 2000 metrekare içerisinde 40 tane de bayan elemanım var. Yanında çalışıyor. 40 elemanımla beraber çalışıyor. Bu işi yapıyoruz. Türkiye'nin çok yerine yayılıyoruz. İnşallah Allah bana nasip etsin. Evet. Allah bana nasip etsin ki ben 500 kişi yani 500 kişiyle çalışmak istiyorum. Evet. İnşallah. Biraz da inceliklerinden bahsedelim. Tabii ki. Boşnak i̇şte boşnak böreğinin püf noktaları her şeyini tam kıvamında güzel yapmak gerekiyor. Şimdi de yağını koyuyorum. Onu birazcık şey yapsın. Güzel dağılmasına neden olsun. Şey yapmasın diye. Hala herhalde imalathanenin başına yine kendini duruyorsunuz. Tabii kendim duruyorum ben olmazsam olmaz. Tabii ki yaş inşallah. Yaş 62. Temmuz'da 63 inşallah. 63 yaşına gelirsin. Evet. Ve hala tabii ki. Her zaman için arkalarındayım çocuklarım. Her zaman iş, da yapacağım. Da zor tabii ama ben severek yapıyorum. Severek. İşimi çok seviyorum. Şu anda günde ne kadar? Kaç tepsi börek yapılıyor? Valla şu an 400-500. 400-500. Tabii İlk yapıyoruz. İlk başladığınızda kaç tane yapıyordun? 1 kilo unla başladım. 1 kilo yağla başladım. Buralara geldik işte. Evet, şu an 2000 metrekare içerisindeyiz. 3 katlı bir tarafı binamız. Ama yine de bırakmadım. Her şey benim kontrolümde. Asla bırakmam. Yaşadığım sürece, parmağım oynadığı sürece var. Seviyoruz herhalde. Devam edeceğim. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Evet. Şimdi herhalde iç malzememiz hazır. İç malzememizi yaptık. Evet. Zincir. Bakıyoruz. Püf noktalara bunlar. Yani olmazsa olmazı. Çıtırlığını mı sağlıyor? Çıtırlığını sağlıyor. Tertel oluyor o zaman. Tertel oluyor. Şöyle de kumluyorsun aşağı bakalım. Kumluyorsun şöyle koyuyoruz. Şimdi işliyoruz. İşliyoruz. Hamurumuzu. Hamur bayağı bir ince altta masada. Evet. 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 Şöyle. Bu en önemli noktalardan biri herhalde. Hamurun evet. İnce olması. İnce olması. Püf noktası o ince olacak. Şimdi bunlar biraz sarı yapacağım. Çünkü herhalde biraz daha kalın olsa hamurlaşacak. Yani. Hazır.
şöyle sık sık mantımızın içini koyuyoruz bolca. Böyle olmak. Yemesi bol olacak. Tabii böyle olmak zorunda çünkü. Böyle olmazsa olmaz. Biraz böyle. Burayı da boşuna koyayım. Hı. Yemesi çok güzel. Yapımı zahmetli ama. Evet. Şöyle hem çekiyoruz hem sarıyoruz. Yapıyoruz tabii ki. Mantı hamurunu. Şöyle ölçümüz ölçeceğiz. Dört parmağımız da şöyle. Ve dolu dolu. Dolu dolu kıyma gördüğünüz gibi. Şu iki tarafını. Şöyle kapatıyorum. Şöyle de diziyorum. Şimdi mantımız? Mantımız bitti şu an. Son işlem ne yapacak? Son işlem şimdi tereyağımızı eriteceğiz. Tereyağımızla üzerine süreceğiz, gezdireceğiz yağımızı. Fırınımıza atacağız. Bu kadar, afiyet olsun. Şöyle şunları karıştırarak üzerine gezdiriyoruz. Yağımızı biraz tereyağı olduğu için, şey olduğu için mantı çıtır olması için birazcık da şey olması gerekiyor. Biraz yağı bol olması gerekiyor. Tabii. Onun şey püf noktası da o. Yani eğer güzel şey olursa daha çatala batırdığın zaman ses çıkarıyor. Çıtır çıtır. Evet. Bunun da şeyi en ön. Evet. Ha. Yani olmazsa olmaz. Şöyle yaparız. Her yerine işlesin diye. Şimdi fırına vermeye. Evet, şimdi fırına veriyoruz. Hazır. Evet. Gördüğünüz gibi açtık, gördünüz. Her şeysi bol, mükemmel. Şimdi yaptınız. Kendi ellerimizle yaptık. Şimdi de olmazsa olmazı. Evet. Bu da sosumuz. İsteyen mesela sosuna bandırıp da yiyebilir. Evet. Şimdi kimisi böyle alıyor şunu. Bandırarak yiyor. Bandırarak yiyor. Evet, şöyle bandırarak yiyor. Kimisi kimisi de böyle üzerine sosunu komple akışkan gezdiriyor. Bu sofremiz hazır. Afiyet olsun. Servisimize hazırdır. Thank you.